Hüdapar Cumhur İttifakı'na katıldı. Evet. Bu ittifak hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Hüdapar kimdir? Hüdapar Anayasa Mahkemesi'nin terörist olarak belirlediği bir partidir. Bugün Hüdapar'ın başındaki adam Hizbullah bile terörist bir parti, teröristleri temsil ettiğine dair açıklama dahi yapamıyor. Şimdi burada hani milliyetçiliğe geçilen bir MHP var. Ya hani milliyetçiliği getiriyor, vatanseverim diyor. Ya peki arkadaşlar milliyetçisin, vatanseversin. Teröristle partisinde, terör destekleyen bir partiyle niye mecliste kol kalasın? Ben o MHP'de de mesela hiçbir zaman çözemedim. Mecliste ne iş yapıyor? Vekilleri ve Devlet Bahçeli ne iş yapar onu çözemedim. Şu an gelelim. Orhan Miroğlu kimdir mesela? Orhan Miroğlu AK Parti milletvekili. Artı YSK üyesi AK Parti'nin. Açıklamasında diyor ki PKK bir terör örgütü değildir. PKK bir özgün partidir. PKK vatandaşına zulmedenlerin yanında olan bir örgüttür diye bir açıklama yapıyor Orhan Miroğlu. Peki bugün Abdullah Öcalan hepimiz diyoruz ki terörist, vatan haini, o diyoruz, bu diyoruz. Ya Abdullah Öcalan'a düne kadar sayın kelimesi yasaktı. Bir anda sayın kelimesi yasak kelimeden kalktı, resmileşti. Şimdi bunu kim çıkardı? Yine baştaki çıkardı. Geliyoruz, HDP diyoruz, Kandil'le ilgisi var, terör partisi vesaire vesaire diyoruz. Düne kadar blokelerini iptal ettin. İptal ettin blokeler, sonrasında ne yaptın? Blokeyi kaldırdın, dedin ki Anayasa Mahkemesi bu blokeleri kaldır dedin. Bir şey yapamam dedin. Peki Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları da Demirtaş'a beraat verdiğinde niye Anayasa Mahkemelerini uygulamadın mesela? Ben de sana bu soru soruyorum. Cevap veremezsin. İşine geldiği zaman Anayasa Mahkemesi diyorsun. İşine gelmediği yerde Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına ret veriyorsun. Bu da bir çelişki mesela. Ya şimdi bugün yaklaşık HDP'nin tam bilmiyorum %11-12'lik bir oyun var. Bunun eşleri, çocuklarını vesaire sayarsanız bugün 15-20 milyon civarında yapar çoluklarını, çocukları, eşlerini de sayarsın. Şimdi bu ülkede 15-20 milyon tane terörist mi var? Böyle bir saçmalık mı var? Bu ülkede şöyle bir sistem var. Cumhur İttifakı'ndaysan milliyetçisin, vatanseversen, Millet İttifakı'ndaysan teröristin damgası oluştu artık. Ya bu ülkede zaten ben bildiğimden beri bu son 21 yıldır iki tane parti gördüm. Son 21 yıldır. Ezen ve ezilen. Ezilen kimdir biliyor musun? Vatandaştır. Ezen de hep yukarıdakidir. Tek adam rejimidir. Tek adamı bu ülkeye niye getirdiler? Ya tek adam rejimi niye verdiler? Tek adam rejimde ekonomi iyi olsun dediler. Eğitim iyi olsun dediler. Adalet, hukuk iyi olsun dediler. Oldu mu daha kötüye gittik. Bir de işin kötüsü bize mültecileri başımıza ettiler. Bir de mülteciler artık AK Parti milletvekili oldu. Bakın. Daha ilginç boyutları var bu işlerin. Yönetimlerine girdiler. Söz sahibi oldular. Ülkede şu an mülteciler söz sahibi oldu resmen. Birinci sınıf vatandaş durumuna gelirken ben şu an mülteciler yüzünden ikinci, üçüncü sınıf muamelesi görüyorum. Bu da ekstradan bir sıkıntı. Ya bugün bana soracaksan oyum Millet İttifakı'ndan aday kim çıkarsa ona vereceğim zaten oyum. Ya Kılıçdaroğlu ise Kılıçdaroğlu. Kesinlikle ona vereceğim. En azından 21 senede getirdiğini 5 yılda Kılıçdaroğlu'nun düzelteceğine inanıyorum. Niye diyeceksin onu da sana söyleyeyim. Soruyu sormadan önce. Millet İttifakı'nın masasında dikkat edersen ekonominin en iyi döneminde olan insanlar grubu vardı Cumhur İttifakı'nda. Ben de ona güvenerek, onu da tezahüratlarla bu ekonomiyi çözecek insanların da o masada olduğunu bildiğim için kesinlikle rengim Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'dur. Nettir bu konuda, değişmeyecek fikrim. Ben 21 senenin 18 senesine AK Parti'ye oy verdim. Bu saatten sonra verir miyim? Vermem. Çünkü benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Ülkede kıyma 300 lira olmuş. Beyaz peynir 200 lira olmuş. Ev kirası uçmuş. Ev fiyatları uçmuş, araba fiyatları uçmuş. Ya arkadaşlar benim yaşam hakkımı zaten otomatik olarak çalmışsın. Benim yaşam hakkımı çaldığın bir ortamda ben sana oyu nasıl vereyim? Ben sana artık nasıl sözüne kalayım? Sen 21 senedir düzeltemediğini şimdi 5 yılda mı düzelteceksin? Bu da işin başka bir senaryosu. Ya bugün Ramazan geldi, Müslüman ülkesindeyiz. Çoğu insan aç savura kalkacak, aç iftar tutacak. Günah değil mi? Bak senin sarayda, bu ülkede şöyle bir sistem var. Birileri sarayda cirit atarken, torunları altın kaşıklarda yemek yerken, bak adamın birileri bu abi değil. Ya. Bugün bazıları da çadırlarda maalesef suların içinde sabah kahvaltısı bekliyor. Acı bir şeye geldik şu an. Ülkenin durumu acı şu an. Ya bugün 5,5 lirayla askeri, bugün 5,5 lira emekli maaşı, 8,5 lira askeri ücretin olduğu bir ülkede. Ya bugün ev kirası dahi ödemesen geçinme şansın var mı? Kesinlikle yok. Bakın ben yurt dışında da gördüm. Yurt dışında mesela şu 200 liraya, Türkiye'nin en büyük parası 200 TL, bakın 200 TL. Ya şu 200 TL bir kilo beyaz peynir alamıyorsun. Bir kilo kıyma alamıyorsun. Değil mi? Ne acı bir şey. Bir kilo hurma alamıyorsun. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Ama 200 liraya Almanya'da buzdolabını dolduruyorsun. 200 dolara Amerika'da dolabını full dolduruyorsun. Nasıl olacak bu iş? Hani ekonomimizi kıskanıyorduk? Ya dış güçler diyorsun kardeş. Dış güçlerin kim olduğunu bize açıkla o zaman. Almanya seni kıskanıyor diyorsun. Almanya'da çocuk gözünü açıyor 250 euroyla.
Bana da gelmiş diyorsun ki 3 çocuk yap, 4 çocuk yap. Neyle bakacaksın kacan? Bunların hangisi bakacak çocuk? Bir çocuğun maliyetini biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Ama Almanya'da öyle değil. Sosyal devlet arkanda diyor ki al 250 euroya diyor, gözünü açtığına. Çocuk orada para kazanırken, askeri ücretini, Türkiye'deki askeri ücretinin parasını kazanırken sen burada maalesef onu yapamıyorsun. Ama kendi torununa geldiği zaman özel uçaklarda gidiyor, jetlerde geliyor. Kardeşim Bilal Erdoğan Türkiye'ye uğramıyor. Bu nasıl olacak? Bu böyle bir memleket olur mu ya? Bu dünya lideri de, bu dünya lideri kime göre dünya lideri? Mesela ben bunu çok çok şey yapıyorum. Dünya lideri kim belirledi? Mesela 3 tane Cumhur İttifaklı bence dünya lideri belirledi. Ben dünya lideri dediğin zaman dünya liderinin ülkesinde insanlar açık durmaz. Değil mi? Evice rahat alır, arabayı rahat alır, ekonomisi rahat olur, özgürlüğü rahat olur. Ya sor bakayım gençlerden hangisinin cebinde 200 lirası var, sorsana. Anket yap. Çuvaldan para var. Sor bakayım. Bir Türk kahvesi içiyorsun 100 lira, şurada çay içiyorsun 10 liraya. Ekonomi gelmiş iyi diyorsun. 17-18 sene üniversitede çocuk okutuyorsun. Ondan sonra diyorlar ki Türk halkına şöyle bir şey diyorlar. Bu çocuklar niye çalışmıyor? Niye çalışmıyor? Arkadaş bu 17-18 seneyi gidip üniversitede okuyan bir çocuk 17-18 sene şurada çaycılık yapsın diye mi okudu? Sen sosyal devlet olarak onun arkasında dahi duramıyorsan bence dünya lideri değilsin arkadaş. Bu da son sözüm. Dünya lideri. Teşekkür ederim abi. Abi Hüdapar Cumhur İttifakı'na katılın. Ne düşünüyor bu konu hakkında? Katılsın. Ne güzel bir şey. Müslüman Allah diyor. Allah diyor. Peygamber diyor. Evet. Cumhur İttifakı'na katılmasına gurur duyuyoruz. Niye katılmasın? Dinledik. Dünya lideri. Konuşuyor. Dünya lideri. Bundan başka bir şey var mı ya? Kürtleri öldüren teröristler. Kürtlere en çok zararı veren teröristler. Ondan sonra da Kürtlerin hakkını koruyor. Ne Kürtlerin hakkını koruması ya? Kürtlerin hakkını koruma yoktur. Konu ekonomi abi. Ekonomi de fıstık gibi. Hüdapar bir terör örgütü mü? Hizbullah'la konuşuyor. Hayır terör örgütü değil. Rahmetli Gafar Okan, şehit Gafar Okan'ı katil. Onları geç. Sen onu öğrenmişsin, onu söylüyorsun her zaman. Ben takip ediyorum seni. Gafar Okan'ı öldürdü bilmem ne diyorsun, onları geç. Şehit ettiler abi, öldürmediler. Tamam şehit ettiler, tamam. Gafar Okan'ı biz de seviyoruz. Gafar Okan'ı öldürdüyse, şehit ettiyse... Katillerle ittifak kurmak doğru bir şey mi? Tamam canım, siz şey teröristlerle o ittifak kurması serbest. Askeri öldürmesi serbest. Polis ittifak kuruyor abi. İttifakı, Millet İttifakı. Kim abi? Millet İttifakı teröristlerle şey kurmuyor mu? Terörist değil mi şey? HDP. HDP terörist değil mi ya? Bir terörist deyin ya. Aynı masadalar mı abi? Aynı masadalar. Gördün mü abi aynı masada? Aynı masada oturuyorlar, devamlı oturuyorlar. Peki Osman Hoca'nın televizyona çıkartan kim abi? Kimi? Osman Hoca'nın televizyona çıkartan kim? Doğru mu çıkardıysa? Ya onları sen yanlış konuşuyorsun. Onları yanlış konuşuyorsun. En ufak bir boşluk bulduğun zaman o tarafları söylüyorsun. Teşekkür ederim. Sen oy veririn oğlum. Yeter artık. Neden yeter abi? Sığınmacılardan mı, ekonomik mi, adalet mi, ya, sağlık mı? Neresinden tutarsan tut elinden kalıyor abi. Sağlam bir tarafı var mı yani? Şimdi dün bir konuşma yapmış. İşte evet eksiklerimiz var. Depremzedeleri kollarımızı açıyoruz, kucağımızı açıyoruz. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Deprem çok büyüktü, yetişemedik. Ya arkadaş hani biz dünya ülkesiydik? Ne oldu abi? Ne oldu yani? Nasıl oldu bu iş? Şimdi ümmetin lideri diyorlar, saygı diyorum ama sevmiyorum. Sevgi de hürriyet, saygı da mecburiyet. Mecburum, saygı duymak zorundayım. Fakat sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Madem ümmetin lideriydin, yaradılığını yaradandan ötürü seviyorsun. Aç 1100 odalı sarayda sen keyif yapıyorsun, 11 tane bilay yıkılmış. Niye oturuyorsun orada kardeş? Aç orayı, çık oradan sen. Zaten 3 tane sarayın var yani, Ahlat'ta var, Marmaris'te var. Ya ikisini halkına aç. Biraz da onlar ejder meyvesi yesin, manda yoğurduyla, kestane balıyla. Nasıl olacak bu işler? Eylemlerle söylemler birbirini tutacak. Öbür türlü takiye ve riyakarlık olur. Biz de kör değiliz yani, Allah bize de beyin vermiş yani. Değil mi abi? Şimdi o zaman çıkarsın, iktidar ortağın Devlet Bahçeli'ye dersin ki Elbistan'da ses çıkmayacak, niye dedin sen kardeş o zaman? Hani kucak açıyordun? O zaman ona söyleyeceksin, sen sesini çıkarmayacaksın diyeceksin. Bunu senin söylemen lazım, madem dürüstsen yapacaksın bunu. Çık de ki kardeş sen bunu yanlış yaptın de. Bu kelime konuşulur mu ya? Ya orada adamın canı yanmış, ocaklar sönmüş. Sana ya bir de o Elbistan'daki insanları da anlamıyorum. Elbistan il olsun diye bağırıyor orada. La il olsa ne oldu? Maraş il oldu da ne oldu? Adıyaman il oldu da ne oldu? Dünyanız başınıza yıkıldı. Ya Elbistan'ı il yaptık ne oldu? Ya insanlar ne istediğini bilmiyorlar ya. Yeterli mi beslenemiyorlar mı acaba bilmiyorum ki. Nasıl oluyor bu iş? Anlamadım gitti yani abi.
Gerçekten ya, az bir şey inanasım vardı, vazgeçtim artık, ondan da vazgeçtim. İnanmıyorum ya. Eşimden utanmasam, eşimin ailesinden utanmasam, bir papaz bulsam vallahi Hristiyan olacağım ya. Vaftiz ettireceğim kendimi ya. Tövbe aşası yok abi. Abi bunlara bakıp da dinden soğumamak lazım. Dine bakıp bunlara bunlardan soğumak ama lazım. Ama abi 20 senedir insanlar anlattıkları din bu mu yani? Hayır tabii ki abi. Din hiçbir zaman, İslam zulüm etmez abi. Etmez yani abi. Hakaret de etmez yani. Hakaret etmez, zulüm de etmez. Olur mu yani abi? Kurban olayım, otur yanıma ya. Allah rızası için olacak işler mi bunlar ya? Yeter ya, nefret ettirdiler ya. Bunların sayesinde 40, yani Sedat Peker diyordu ya, 40 yaş üstü dinlemesin beni. Gerçekten ne abi ya? Ya 40 yaş altı nüfusa bak, Güneydoğu bölgesine git. Hepsi çoğu tutucudur yani. İnancına çok bağlıdır ama 40 yaş altı nüfusa bak bakayım, Kürt gençlerine. Git konuş bakayım abi. Artık adamlarda inanç diye bir şey kalmamış ya. Şimdi kim kime zarar veriyor? Kim kime zarar veriyor? Nasıl olacak bu iş yani abi? Böyle bir şey yok. Bunu Allah da kabul etmez, kul da kabul etmez. 20 senedir gelmişler, geldikleri bir günden beri başımızdan dert yani eksik olmuyor. Felaketlerden geçilmiyor. Hani o Düzce depreminde yok, onlar askeriye yıkıldı, şöyle oldu böyle oldu diyen arkadaşlar var ya. Yok onlar domuz eti yiyorlardı, şöyle yapıyorlardı. Arkadaş bu iş Allah'tan geliyorsa, tamam, bunun domuzla şunda bununla alakası yok. Bu Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor. Ne oluyor abi? Niye 50 bin insan ölmüyor? Niye 12 bin, 15 bin bina yıkılmıyor? Adamlar ülkenin yarısını okyanusun ortasına kurmuşlar. Hani? Tedbir alıyorlar diyorsun. Tabii, tedbirde kusur olmaz abi. Sen üstüne düşeni yaparsın. Zaten oluyorsa da tamam, ona deriz. Bu işin fıtratında vardır, onu kabul ederim. Ya 301 madenci, Çorlu tren kazası. Sayın mı abi? İzmir depremi, Elazığ depremi. Geldikleri günden beri başımızdan felaket eksik olmuyor. Allah bizi şey yapıyor ya. Vallahi kınıyor ya. Ya alın, Allah sizin belanızı versin. Veriyorum işte diyor. Veriyorum diyor. Allah belanızı versin. Yeter ya. Böyle bir şey var mı ya? Toplumu kutuplaştırıyorsun. Herkesi yedin bitirdin sen ya. Eskiden Türk-Kürt kavgası vardı. Alevi-Sünni kavgası vardı. Artık o da kalmadı. Uğruna mücadele edecek bir toprak vardı. Şimdi o toprak da yok abi. Ne var yani? Neyin mücadelesi? Ekmek ya. Millet aç aç. Bitti. Her şey bitti yani. Ya bir de her şeyi böyle bir girdap gibi içine çekiyor. Neydi o? Numan Kurtulmuş. Onu aldı. Öbürünü aldı. Bitiriyor. Sürekli tüketiyor. Sürekli tüketiyor. Hüdapar'la ittifak kurmasına nasıl bakıyorsun abi? Ya şimdi Hizbullah. Şimdi bu arkadaşları, Adalet Bakanı vardı o bir tane. Vanlı mıydı? Batmanlı mıydı? Neydi o? Neydi o arkadaşımızın ismi? Beyefendinin. Bekir Bozdağ'dakın önceki. Neydi? Neydi? Neyse o mesela bu Hizbullahçıları serbest bıraktılar. Hizbullah'ın bu ismi inandı bilmem neydi, karargah sorumlusu falan, bunların hepsini serbest bıraktılar. Nasıl olacak? Bir de Güneydoğu bölgesinde şunu dikkat ediyorum. Bu Suriye Savaşı başladığı günden beri biz büyük bir ülke olarak, çok güçlü bir ülke olarak sınırlarımızı kevgire dönmüşler. Şimdi Güneydoğu bölgesinde çok ciddi bir uyuşturucu problemi de var. Bunu ben görüyorum. Bölge insanı da görüyor. Devletimiz görmüyor mu? Ya da iktidar görmüyor mu? Devlet söylemiyorum, özür diliyorum, düzeltiyorum. İktidar bunu görmüyor mu? Şimdi git, her taraf metamfetamin. %80 genç nüfusun yarısı Afganistan gibi olmuş yani abi. %80 uyuşturucu bağımlısı. Yani abi ne oldu? Ülkenin geleceğiydi. Gençler, hangi gelecekten bahsediyoruz abi biz? Biri çıksın bana anlatsın. Neyin geleceği bu? Ben şimdi bu İran belgeselini izliyorum. Geçenlerde izledim. Bu Şah dönemiyle bilmem ne falan. Şu işte Hümeyni ıvır zıvır. Şimdi adamlar orada anlatıyor, diyor ki ilk zamanlar diyor tamam geldiler diyor, ufak ufak lokal olaylar oluyor diyor. Parti el ele tutuşan gençleri bir iki darp etti falan. Bunlar ufak tefek şeyler diye geçiştirdik ama final ortada işte. İran'ın hali ortada. Şimdi biz de yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Şimdi bir ülkenin baksana Cumhurbaşkanı diyor biz Taliban'la çok örtüştüğümüz noktalar var diyor. Hangi noktada örtüşüyorsun? Kadınları toprağa gömüp kafasını taşlamak mı? Rejim yapmak. Bu noktada mı örtüşüyorsun? Ya da kadınları mal gibi pazarda satmak. Bu noktada mı örtüşüyoruz biz? Yani örtüştüğümüz nokta nedir Taliban'la? Bana çıksın anlatsın. Sadece söylem üzerinden o da Müslüman, biz de Müslümanız. Tek ortak noktamız bu mu? Nasıl? Ben anlamadım ki abi ya. Tutarlı yok, tutarlılık yok yani. Bir gün öyle bir gün böyle. Ya bir gün diyor ki papazı bırakmayacağım. Papaz gitti. Sonra deniz yüzüyle bırakmayacağım. O gitti. Ya böyle bir şey yok. Kuru kabadayılıkla olmaz bu işler. Ya bir devlet adamlığı vardır yani, böyle bir şey yok ki. Ya bir devlet adamı çıkıp bugüne kadar ya ben Kenan Evren'den bile sürtük lafını duymadım mesela.
Ya yaşın belki kurtarıyor kurtarmıyor ama bugüne kadar Kenan Evren için insanlar astı, onu vurdu bunu vurdu derler ama kimseye sürtük dedi lafı çıkmadı, ben duymadım yani. Sen duydun mu abi? Duymadın değil mi? Devlet adamının ağzında bu laflar oluyor mu abi? Hiç olmaz. Değil mi? Konumu var Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltukta oturuyor şu anda. Abi fark etmiyor kim oturursa otursun. Benim için orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağım var. O orayı temsil ediyor. Sen yani hayırdır abi, sürtük nedir ya? Nedir yani o sürtük nedir? Sen kime sürtük diyorsun? Çıksın söylesin bana. Kime sürtük dedin sen abi? Gezi'dekilere mi söylüyorsun? Kime söylüyorsun? İnsanlar protesto etme hakkı yok mu? Bahçeli ya adam sana hakaret de etmiyor. Sen diyorsun ses çıkmayacak. Hayırdır abi niye ses çıkmıyor? Ne olacak biz senin kulun kölen miyiz yani? Yat yat kalk kalk mı abi? Polis devletimiz biz. Konuşmayalım mı? Bana yani şimdi şu tek kişilik iktidarın bana birisi desin ki arkadaş yarın sabah kalktın da adam tersinden kalktı. Bir kanun hükmünde kararname çıkardım. Şunun bunun malına el koyuyorum dediği zaman ne diyebilirsin? Kim ne diyebilir? İtiraz edebilir misin? Var mı öyle bir yiğit? O yüzden Kılıçdaroğlu değil. İsterse şeytan olsun şeytana oyumu vereceğim ya. Olsun yani. Vallahi billahi ya. Şeytanın en azından safı belli. Adam biliyor ben kötüyüm diyor kardeş. Öbürü ya insanın dini duygularını sömürüyorsun. Her türlü şeyi sömürüyorsun. Bu sadece tüketiyor. Girdap gibi çekiyor içeri. Çekiyor. Bitiriyor abi. Ne varsa tüketti ya. Bitirdi ya. İçini boşaltmadı. Değersizleştirmedi. Hiçbir şey kaldı mı bunların abi? Kur'an-ı Kerim. Şimdi Mehmet Metiner diye bir arkadaş var bunlarda. Dönem milletvekilliği yaptı. Bilmem ne. Çeşitli aktif görevler aldı. Şimdi bu arkadaşımız moderatör soruyor. Diyor ki ya sizin aklınızda diyor akrabalarınızı Adıyaman'da koruyup kolladığınıza dair iddialar var diyor. Siz ne diyorsunuz diyor. E bana diyor Kur'an'da ayet var diyor akrabalarını koru kolla diyor. Şimdi bu nasıl bir şey yani? Şimdi senin akraban ne mezunu abi? Kaç puan almış? Liyakat nerede? Allah sana bunu mu demiş? Git bir başkasının hak ettiği hakkı al akrabana mı ver demiş yani? Yapmayın yapmayın. Allah yani ya işte o yüzden bu belalar başımıza geliyor. Sen seçim zamanı eline Kur'an-ı Kerim'i alıp 10 tane 20 tane vilayet gezdin. Olacak iş mi yani? Oyu sana mı verecek Kur'an'a mı verecek? Seçime kim giriyor? Kim giriyor abi? Olur mu? Teşekkür ederim.